Başkanımızla dün buluştuk. Beraber biliyorsunuz 13 Şubat tarihinde İliç ilçemizde bir maden faciası meydana geldi. Beraber İliç ilçesine gittik. Bunun öncesinde şunu da belirtmekte fayda görüyorum. 27 Nisan tarihinde biz Ankara'da 9 madencimizin maalesef ki yaşamına mal olan bir felaketle karşı karşıya kaldık. Tabii şu ana kadar 4 madencimize ulaşılabildi. Hala orada yakınlarının toprak altından çıkartılmasını bekleyen acılı ailelerimiz var. Biz dün itibariyle öncelikle Sayın Cumhuriyet Savcısıyla görüştük. Yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi aldık. Tabii ki bu bilgi soruşturmanın gizliliği doğrultusunda ve soruşturmanın selametine zarar vermeyecek ölçüde bir bilgilendirmeydi. Öğrendiğimiz kadarıyla çok yakın bir zaman içerisinde Haziran ayında şu anda bir rapor bekleniyor dosyada ve o raporun gelmesiyle beraber İliç Savcılığı dosyada kendi fezlekesini hazırlayarak gerekli değerlendirmeyi ve kovuşturma sürecini başlatmak üzere dosyayı Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletecek. Bizim açımızdan önemli olan buradaki en önemli unsur bütün sorumluların sorumluluk silsilesinin belirlenerek en üst makamından en düşük makamına kadar hiç fark etmeden tüm sorumluların cezalandırılması, etkin bir soruşturma süreci yürütülmesi ve şeffaf bir kovuşturma süreciyle kamu vicdanının tatmin edilmesi, ailelerin en azından adalete eriştikleri noktasında bir algıya kavuşarak acılarının bir nebze olsun giderilmesini sağlamak. Dün yakınlarına ulaşabilen ailelerle, 3 ailemizle orada görüştük. Onlara Türkiye Barolar Birliği'nin, Erzincan Barosu'nu ve tüm barolarımızın hukuk örgütleri olarak ceza davasında onlara bütün hukuki desteği sunmaya hazır olduklarını ifade ettik. Buradaki duruşumuz adaletin tesisi noktasında hukuk örgütü olarak üzerimize düşen vazifemizi yerine getirmekten ibaret. Bir taraftan avukatlık mesleğinin çok ciddi sorunları var. Türkiye'de 92 tane hukuk fakültesi var. Erzincan Hukuk Fakültesi gibi çok köklü ve nitelikli eğitim veren bir kısım hukuk fakültemizi dışarıda bırakmak kaydı ile maalesef ki çok sayıda fakülteden yeterli ve nitelikli bir eğitimin verilemediğini görüyoruz. Bir ihtiyaç analizinin yapılmadığını ve bunun da çok ciddi hem ekonomik sorunlara ama bu nicelik sorununun yanında aynı zamanda ciddi de bir nitelik sorununa büründüğünü görüyoruz. Türkiye'deki 92 hukuk fakültesi yurt dışından denkliklerle beraber yılda yaklaşık 20 bin mezunun olduğu bir yerde bu durum ciddi bir diplomalı avukat ve işsiz sorununu yanında getirdi. Binlerce, on binlerce meslektaşımızın şu anda asgari ücretle bile iş bulamadığı, büro açamadığı, evinden home office avukatlık yapmak zorunda kaldığı bir ekonomik ağır bir sürecin içerisindeyiz. Tüm bunlara dikkat çekmek ve çözüm yöntemlerimizi de ifade etmek adına 27 Nisan'da Ankara'da büyük bir savunma mitingi düzenledik. Tamamen barışçıl, anayasadan kaynaklanan bir demokratik hakkın kullanımıydı. Birçok mecrada bu dertlerimizi biz Türkiye Barolar Birliği olarak ifade ediyoruz. Gerek Adalet Bakanlığı'yla, gerek Cumhurbaşkanlığı hukuk politikalarıyla yaptığımız görüşmelerde, gerekse mecliste yaptığımız temaslarda. Ancak somut adımların çok sınırlı ve maalesef ki büyük oranda da atılmadığını gördük. O nedenle bu sesimizi tekrar bu sefer kamuoyuyla paylaşmak istedik. Çünkü avukatın sorunu aslında yurttaşın sorunu demek. Bugün bir sorun yaşadığında insanların ilk aradıkları kişi avukat oluyor. O avukatın ekonomik anlamda güçlü olması, o avukatın bilgi birikimle dolu olması aslında yurttaşın savunma hakkının gerçek anlamda ve etkin şekilde kullanılması demektir. O yüzden bizim sorunumuz bu ülkede yaşayan 85 milyonunda aslında ortak sorundur. Bunu dile getirdik. Çözüm yöntemlerimizi ortaya koyduk. Belirli takvimlerle bu eylemsel tavırlarımızı devam ettireceğiz. Çünkü gerçekten katlanılamaz bir hale geldi bu sorunlar. Bugün
CMK ücretlerinin düşüklüğü, adli yardım ücretlerinin 2 yıl geriden ödeniyor olması, avukatların özellikle genç meslektaşlarımızın prim borçlarını dahi ödeyemez duruma gelmiş olmaları, avukata dönük şiddet vakalarının her geçen gün artıyor olması, Bağkur primini bile ödeyemeyen avukatların aynı zamanda karakollarda, adliyelerde, cezaevlerinde hak mücadelesi vermek zorunda kalmaları gibi gerçekten çok ağır sorunlar. Ama bir irade ortaya konulursa da rahatlıkla çözülebilecek unsurlar. Buna ilişkin beklentilerimizi bütün barolarımızla beraber çözüm yöntemlerimizle birlikte ortaya koyuyoruz.